Zaten pandemiden bahsettik, yasaklardan bahsettik ve pandemide böyle istemsiz bir hareketimiz var. Bir sizinle konuşuyorum. Konuşurken baktım ki bir noktada maskeyi indirme ihtiyacı duyuyorum. Yes. Ya dediklerim anlaşılmıyor ya da ben anlaşılmadığımı düşünüyorum. Bu arada benim sorum değil. Elif Hanım'ın sorusu. Bunu neden yapıyoruz hocam? Neden bu refleks olarak bu maskeyi aşağı indirme ihtiyacı duyuyoruz? Biraz evvel buraya doğru gelirken dedik ya bir eve gidiyoruz, yemek falan yiyeceğiz. Bir tatlı alalım. Bir yere girdik. Burada çok güzel bir Arap restoranı var. Orada böyle çok enteresan bir tatlı bulduk. Arkadaşa tatlının adını sorduk. Arkadaş maskeli tabii. Zibornat da burada zorla bir şey dedi. Bir iki kere daha söyledi. Yani normalde sözleri anlayabiliyorsun gibi ama anlayamıyoruz. Dedik ki abi şu maskeni indir de bir söyle. Maskesini indirdiği anda, söylediği anda biz hemen mevzuyu kavradık. Bizim ses analizi sistemimiz, yani konuşmayı analiz eden sistemimiz sadece sesle çalışmıyor. Aynı zamanda vücut hareketleriyle, bu jest ve mimikler dışında ağız hareketleriyle biz görüntüyü tamamlıyoruz. Hatta bu tamamlama işi zannettiğimizden daha etkili bizim iletişimimizde. Yüz ve vücut hareketlerinin oluşum biçimi ve ritmi sözlerin anlamını hatta duyma şeklimizi bile etkiliyor. Özellikle burada şu anda meraklı olan arkadaşlar McGurk illüzyonu diye bir illüzyon var. Mesela arka plandan aslında hep aynı ses geliyor. Ta, ta, ta diye bir ses geliyor. T harfiyle. Ama ekranda gördüğünüz kişi 3-4 seferde ta, ta diyor ağzıyla. Biz onun ağzını görebiliyoruz. İkinci 3-4 kez de ba, ba, ba diyor. Üçüncü 4 kez de fa, fa, fa diyor. Biz her seferinde onun ağzı ne yapıyorsa aslında o sesi duyduğumuzu zannediyoruz. Mesela fa, fa dediğinde biraz önce ta olan sesi fa diye duyuyoruz. Bunun adı McGurk illüzyonu ve bize bir şey gösteriyor. Bizim görme ve işitme duyularımız birbirinden bağımsız çalışmıyor. Birbirini tamamlayabiliyor. Hatta birbirini yanıltabiliyor. Dolayısıyla bunlar duyusal sistemlerimizin kendi başlarına olan sınırlılıkların diğerleriyle beraber bak ne güzel Furkan hemen Cengiz McGurk'ü yazmış. Hı-hı. İşte insanın faydalı olanı böyle bir şey. Furkan Cengiz teşekkür ediyorum. Birbirlerini tamamlayarak aslında duyusal dünyamızı oluşturuyorlar. Mesela duyulardan bir tanesini kaybetsek ki bazı durumlarda görme, işitme vesaire duyuları kayboluyor. Diğer duyular ekstra keskinleşerek bu eksikliği tamamlamaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten bizim mesela 5 temel özel duyumuz dediğimiz duyumuzun birinin kaybı normalde büyük bir eksiklik. Yani o duyuların hepsi özel bir şeyi algılamak için adapte olmuş milyonlarca yılda. Ama mesela görme duyusunu kaybeden birisinin hem işitme hem dokunma hem de benzer duyuları daha komplike hale geliyor. Bunu daha önce bahsetmiştik. Yani beynin görmeyle uğraşan o büyük kısmı görmeyi almadığı zaman diğer duyuların değerlendirilmesinde devreye girerek onlara yardımcı oluyor bir nevi. Yani parmaklarla görmeye başlıyoruz diye konuşmuştuk. Dolayısıyla normal bütün duyuları çalışan bir insanda da duyular aslında tek başına çalışmıyor. O yüzden bu maskeli dönemde insanların yüzlerine bakarak efendim onlarla iletişim kurabilmenin, böyle ağız yüz hareketlerini fark etmesek bile okuyabilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu umarım bir kez daha anlamışızdır. Ama biraz önceki mevzu, yalnız bu arada tatlının adını anladım da hala öğrenemedim. Unuttum çünkü çok karışık bir ismi vardı. Ben de hocam öğrenemediğiniz için sanırım öğrenememiş oldum. Yani evet, peynirli tatlımsı bir şey dedi ama Arapça söyleyince de anlamadım. Fakat çok ilginç, yabancı dilde bir kelime olunca özellikle bu etki çok daha belirgin. Yani ağzında maske varsa gerçekten 4 kere falan söylettik herhalde. Gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama maskeyi açar açmaz hemen anlıyorsunuz. Evet. Bu handikapı gün içerisinde muhtemelen yaşıyorsunuz. Siz kendiniz çok yakın planda maskeyi açmayın. Bu arada arkadaşlar bu yakın ortamlarda yani virüsün bulaşmasıyla ilgili çok fazla haber geziyor ya. Covid-19 özelinde değil ama virüsler genel olarak hakikaten havada belli bir süre asılı kalırlar. O yüzden siz olun, kapalı ortamlarda pek maskenizi çıkartmayın. Yani biz Hazal'la her gün beraber çalıştığım için zaten enfekteysek de enfekte, biz aile gibi çalışıyoruz yani. Dolayısıyla biz o yüzden böyle yakın planda maskesiz ama az görüştüğünüz insanlarla hani maskeyle görüşürseniz hepimiz için daha iyi olur diye bunu da buradan bir hatırlatmış olalım. Maske önemli. Hale bak ya. Maske önemli diyecek günlere geldik. Maske önemli. Hocam kim söyledi hatırlamıyorum ama bu şekilde hani maskelerle kendimizi böyle korumaya devam edersek hocam, ilerleyen dönem... İçmez miyim hocam? Bak kahvedir. Kahve bile geliyor. Bu bir çeşit aslında buranın bir ağzında mahrem oluşması demek. Aslında artık dediğimiz ve söylediğimiz her şeyi de seçici haldeyiz. Çünkü bunu kapatıp örtüyoruz bir yandan. Tabii ki. Ve seçme eylemi de başlıyor. Artık öyle rastgele tüm kelimeleri sokakta uğraşmıyoruz. Bu maskeyi sıyırmak bile bir risk olduğu için ve bu riski göze alacak şeyler de söylüyoruz. Belki biraz ütopik konuşuyorum ama ne yazık ki değil. Aslında belki de pozitifte seçici olmaya başladık dilim düzlemimizde. Aynen. Bu arada Özkan Muhsin Özgenç'in sorusu geldi gözümle de. Dini inancımı merak etmiş. Özkan Muhsin kardeşime diyorum ki Allah'ın merak etmesi gereken şeyleri siz merak etmeyin. Boş verin. O merak etsin. Herkes kendi işini yapsın.
Yani benim dinim kimseye lazım değil. Muhtemelen Allah'a da lazım değil. O sadece bana lazım. Dolayısıyla biz takılalım. Böyle. Keyfimize bakalım. Kahvemizi içelim. Güzel bir şey. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Hocam şurada Buğra Bey'in güzel bir sorusu vardı. Hemen onu yakaladım, onu sormak istiyorum. Buğra Tek'e sormuş. Hocam insanların renkleri ayırt edebiliyor olmasının sebebi nedir? Bize bir faydası var mıdır? Güzel. Ah o slide'ım şimdi olacak ki benim renk konusunda gösterdiğim bir tane slide var. Çok güzeldir. Kadın erkek? Yok, siyah beyaz orman manzarası olan. Bir tane siyah beyaz orman manzarası gösteriyorum. Arkadaşlar diyorum nasıl? Ya hocam renksiz çok kötü diyorlar. Sadece kötü mü diyorum? Ya böyle bakıyorlar bir şey göremiyorlar. Sonra düğmeye başlıyorum hemen renkler geliyor. Renkli versiyonda. Tam ortada kocaman bir panter var. Ve bir önceki renkli manzarada bunu göremiyorsunuz. Renk algısına sahip olmak çözünürlüğümüzü arttıran bir bonus. Bu arada dışarıda renk diye bir şey olmadığını tekrar hatırlatayım. Işığın farklı dalga boyları aslında aynı beyaz ışığın parçaları biliyorsunuz. Ama bizim gözümüzdeki 3 farklı renk alıcısı ve onların işte uyarılma düzeylerine göre beynin yaptığı yorumlar var. Biz bunlara renk adını vermişiz. Farklı dalga boylarını farklı tonlarda algılıyoruz. Ve işte kadınlar daha fazla olmak üzere renkleri isimlendirerek algılıyoruz. Yoksa dışarıda renk diye bir şey yok. Peki bu ayrım niye var? Tabiattaki detayları fark edelim diye. Mesela yeşil yapraklarla dolu bir daldaki kırmızı meyveleri görüp de onları löp diye mideye indirelim. Ya da işte vücudumuzda bir işte kanama falan filan olduğunda kırmızı renk diğer meseleler arasında dikkatimizi çeksin diye. Özellikle böyle vurucu renkleri alan ve büyüten bir sistemimiz var. Bozacı geçiyor bu arada. Hocam onu söyleyecektim. Nasıl geldi bozacı ya? Ben bir şey söyleyeyim. Yıllardır bozacıya denk gelmiyorum. Duygulandım bozacı. Da bir yandan. Hatta aklımda direkt bir soru canlandı. Nostaljiye gelen bu özlem neden diye. Hocam bu arada siz belki bir tık arada konuşurken bilgisayara yaklaşırsanız sesiniz sizin az gidiyormuş. En başta benim sesim baz olduğu için söylemiştim. Biraz daha şimdi düşer. Azıcık böyle kahve içtikçe açılırım ben şimdi. Daha yüksek konuşurum. Geçti bozacı bu arada. Evet, bu arada arkadaşlar aklıma geldi. Gereksiz bilgileri severim. 4. Murat zamanında içki yasak edildi ya. Yeniçeriler bidon bidon boza içip sonra kabuz olurlarmış. Çünkü boza da az da olsa fermente olduğu için etil alkol var. Yani şöyle bir damacana içerseniz hafif güzel kafa yapıyormuş. Evde denemeyin. Sonra çıkışı zor oluyor. Ona göre. Sonuçta mayalı ekmek yani. Perişan eder adamı. Bu da bir lüzumsuz bilgiydi. Akşam soruyorum da paylaşmış olayım.